Merhabalar yeniden Vlad kampanyasına kaldığımız yerden devam. En son kuzeyden ani ve sert bir Kislev saldırısı yemiştik. Karl Franz onları desteklemişti. Ve oraya aşağıdaki güneyde bulunan ordularımı yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Yakındır, ulaşacağımdır. Şunlarla ittifak olsaydım daha da güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi kendi topraklarında kalabilirsin. Sen ilerle ya, sen ilerle. Ya da sen de mi ilerle? Senin kendi topraklarında kalmanın bir esprisi var mı? Yok, sen de ilerle, tamam. Okey, bu ikisinden hangisini Vlad'in ortasına koymamın bir şeyi var mı? Bakayım disiplinini. Diğeri iyiliğin bekçisi. Yani fark etmez o kadar. Sen aşağıdakine gelirsin, şurada bekle, sen Vlad'in ordusuna girebilirsin. Okey, Vlad'in ordusunun da her kahraman tipinden bir tanesi var artık. Hatta Isabella'yı da vampirden sayarsak ondan 2 tane var. Cool. Suikast imkanlarımıza bakalım şimdi. Şurada olması lazım. Evet, %38 dene bakalım. Başka. Burada bir hedef arıyordum, bulamıyordum ve Kislev'e doğru gönderiyordum bunu. Şurada var mı kimse? Varmış. Altın Şövalye'yi yaralayamıyor muyum ya? Neyse şunu dene. %30. Başarılı. Ellerini dert görmesin dostum. Yaralamayı arttır o zaman. Bir kişi daha var. En iyi performansı bu abla gösteriyor gerçekten. %59'la küt diye indirdi vallahi. Hiç acımadı bile. Ne. 4 dedik. Kan öpücüğümüzü. Okay. Bunlar böyle. Elimizde birazcık bina yapma imkanı var. Bu dursun. Kuzey Silvanya. Buraya bir saldırı gelme ihtimali var mı? Templof'u kaybetmek istemiyorum. Çok uzanda değiller ama yetişmek de üzereyim. Varsa para binası basmayı tercih edeceğim. Bu arada bu ne ya? Bunun ne işi var oğlum burada? Öyle kalsın. Buralar iyi. Sınır şehri. Buraya hiç mi bakmamışım ya? Bu ne yani? Burada bir 10.'yu geliştirebiliriz. Şuradan da ekstra para alabiliriz. Burada ise garnizon binası dikerim mümkün olduğunda. Çünkü o elfler artık müttefikim değil. Her an bana saldırabilirler. Altdorf ise şuradan gelirim arttırabilir. Talabecland. Buraları geri alınca işe yarar o büyüme. Parayı harcadık zaten. Bayağıdır teknoloji araştırmıyormuşum. Çünkü bu 8 turmini alıyordu zaten. Var mı burada önemli bir şey? Güzel şeyler var. Yasaklı kütüphaneler ve ölü çağıran kulelerinden elde edilen gelir. Onlar tam olarak ne oluyor? Yasaklı kule, ölü çağırma kulesi. Ana yerleşim yerlerinde mi oluyor? Göremedim şu an. Şuradan bakayım. Silah deposu, kindar ruh, vampirini, ölü çağırma. Şuradaki gelir artıyor. Yani 50 ve 100 kazandırıyor hiçbir şey. Bir de yasaklı kule olması lazım. O yasaklı kule dediğimizde hangisi oluyor? Silah deposu, orman. Yanlış mı okudum ya? Yasaklı kütüphane. Ha pardon. Yasaklı kütüphanede necromancer şey falan olabilir mi? Şu yani. Ha evet. Dur demin zaten ona bakmıştım. Dur iyice kafam karıştı. Yasaklı kütüphane diğeri neydi? Ölü çağıran kuleleri. Ölü çağıran kuleleri. Ölü çağıran kuleleri ne olabilir? Şu olabilir. Olamaz. Mezar skoru. Nop. Nop. Hayır. Hayır. Ha, üf, bir de bunu söylüyor. Tamam ya. Üf. Direkt ölü çağırma binası deseydin ya. Neyse hiçbir işe yaramayan bir teknoloji yani. Oradan gelen 100 gelir 200 olsa ne olur Allah aşkına. Acemi Lord Lütfesi, eylem maliyeti, yetiştirme maliyeti. Gayet güzel bir teknoloji bu arada o. Ama 10 tur sürmesi biraz düşündürüyor. Daha az süren şeyler araştırmam daha mantıklı olabilir şu noktada. Sunar sırasında kuşatma, onu geç. Bakım, yetiştirme, bunlar olabilir, olabilir. Sadece 3 tur zaten. Zombiler için %35. Zombim fazla yok ama yani %35 de büyük rakam. Şimdilik onu araştırayım ben. Parası olarak inanılmaz iyi durumda değilim. Dosyaya bakmadan geçmeyelim. Bu arada hapistaştan kurtulmuş oldum değil mi? Oo, Clan Skryre. Anlaşma lütfen, lütfen. Her türlü anlaşmayı yapalım seninle. Denize düşen fareye sarılırmış kardeşim. Başka hiçbir dostum yok çünkü etrafta. Devam. Alright. Bu arada bu Karl Franz'ın Middleheim'ı galiba şey alacak ya. Haynuk Caner alacak. Oraya doğru gidiyor. Alt tarafı 4 yapabiliyormuşuz. Düşünebilirim. Yalnız Haynuk Caner'la aramı nasıl iyi tutabilirim ben? Camperbed'i... Yok, o Camperbed'le alakası yok. Yani buralardan bir şey satabilirim ama... Sana direkt ben para vermek istiyorum ya. Küçük bir hediye vereyim şimdilik. İdare et. Böyle satabileceğim ne var? Hengard'ı satmıştım zaten ona. Yani şu Altdorf eyaletinden bir yerler satabilirim. Buralar benim için çok önemli yerler değil. Altdorf'u kaybetmediğim sürece sorun yok. Düşünülebilir, düşünülebilir. Hatta yapayım ben onu ya. O projeyi ertelemeden yapayım. Ubersright'taki şunu yıkayım. Onun yerine bir tane askeri bina yapayım, onu satayım. Gram bölgede daha sonra satabilirim aslında. Bu anlaşma bana savunma ittifakı falan getirmezse eğer aynı projeyi onun için de yaparım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Kislev'in diğer ordusu nerede tam olarak bilmiyorum. Biraz yavaş git o zaman sen. Şöyle gel. İlk hedefimiz Needlink. Önümüzdeki tur oraya rahatlıkla ulaşabiliyorum. Garnizon, aman şey, zayiat yiyeceğim. Burası biraz kalabalık ama yani bir şey olmaz bence. En olmadı sen de desteğe gelirsin be dostum. Şimdilik bu ikisinin birbirinden ayrılması için bir sebep görmüyorum zaten. Yan yana hareket edebilirler. Daha sonra ayrılabilirler. En azından şu Kislev'in büyük ordularını ve Karl Franz'ı indirdikten sonra ayırırım. Bu ikisi beraberken onları daha rahat indirir sonuçta. Tek tek de indirirler diye düşünüyorum ama özellikle Vlad'in ordusu. Yani otomatik laklı kalabak varken gerek yok şu an ayırmamın. 138. Olmadı. Başka. Onu deneyemiyoruz. Şuralara bir bak bakalım. Okay. Önümüzdeki tur tekrar bakarız. Kislev'de bir şeyler vardır. Belki yok. Sen... Başarılı bir eylemden sonra şey oluyor. İhtimal düşüyor. Sıfıra yaklaşıyor. Önümüzdeki tur tekrar deneriz. Okey. Güney Silvanya. Altdorf'u 4'e çıkarabilirim dediğim gibi. Onu mu yapmalıyım yoksa... Yok bunu yapmalıyım ya. Bunu ertelemeyeyim şimdi. Beklenmedik bir Ungrim saldırısı gelir diyeceğim de Ungrim'in zaten işi başından aşkın ölmek üzere. Gene de yapayım ya. Şey saldırısı gelir atıyorum. Ezek saldırısı falan gelir. Boşuna sıkıntı çekmeyelim orada. Bu yıkma işlemini bu tur yapıyordum değil mi? Evet. Burada bir şey yıkmıştım. Buraya bir para binasını diktim. Karakizor. Buraya garnizon düşünüyorum. Sınır şehri çömlek yap. Kuzey Silvanya'da da bir garnizon yapmayı düşünebilirim. Şimdilik kalsın. Nasıl bakmış mıydım? Doğurganlar yok. Drakenoff meclisi. Geçiş anlaşması yapalım. Hatta dur. Şunu da al. Üzerine de 200 lira vereyim. Savunma ittifakı yapalım. Bayağı bir kötü durumdalar çünkü. Adamı birazcık daha hızlı iyileştirmem fena olmayabilir. İki yerleşim yeri kalmış. Yakında gidici bence bunlar. Umarım konferansını kabul eder arada. Okay. Ordularımın üzerine değil de buraya gelmesi kendince akıllıca bir hareketti. Okey. Bu arada Mannfred dayak yedi. Çarpıkay yok edildi. Demek ki Karazakarak bir düşmana ihtiyaç duyabilir. Bak peki. Peki. Konferansını kabul ediyor. Gel. Gel adamım. Hoş geldin. Hop. Hop. Kısa sefere ulaşamadık mı daha? Bir tane daha yere ihtiyacımız varmış. Neyse. Bakalım. Kasabarda. Yani enteresan. Burada hayatta kalmaya çalışsam mı? Çok saçma ya. Nasıl hayatta kalacağım abi burada ben? Etrafım zinç dolu ve benden nefret ediyor zinç. Zinçciğim. Gel bak sana. Quacksaddle satayım. Tamam mı? Savunma ittifakını bile kabul ediyor. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Tamam. En böyle değer vermediğin yer neresi? Bunu yapar yapmaz kısa sefer zaferini kazanacağım bu arada. Antok. Peki. Üstüne bir de bu. Yes. Böylece. Kazanamadın mı? 30. Hı? Kuzey Silvanya'yı kaybettim. Ulan Karl Franz, senin yüzünden. Tamam, çok saçma bir şekilde. Ulan hayallerimi yıktın Karl Franz. Dur bakayım nasıl yapalım şimdi onu. Oraya almasını alırız, o sorun değil de. Bir dakika, senin yürümen oraya yetiyor mu? Yetiyor, tamam süper. Tamam, güzel bir Karl Franz savaşıyla bitirmiş olacağız yani kampanyayı. Otomatik sonuçlandırma veriyor. Güzel bir savaşa da gerek yok. Diğer abiyi getirsem mi yoksa Needlink'e mi götürsem diye bakıyorum. Kater'in ordusu şuraya doğru indi. Muhtemelen Needlink'e ulaşamaz. Sen Needlink'e kendin de ulaşamıyorsun. Hay Allah. Neyse tamam, o zaman sen de bu orduya desteğe gel. Experience kazan. Birinci rütbe alt tarafı birazcık tecrübe atlamış olur. Level atlamış olur. Okay. Güzel. Temiz. Ve Karpanzı mağlup etti. Kazanılan birim tık. İlk defa mı mağlup etti? Güzel. Tık tık. Araştırmalarını aldık. Ceset arabası. Emniyete alındı ve kısa zafer tamamlandı. Ekstra zayiat ihmal oranımız oldu bu sayede. Vay be. Konferansla olacak sandım, olmadı. Bunu satınca olacak sandım, olmadı. Çünkü Karl Franz orayı almış. Enteresan, beklenmedik bir şeydi. Biraz erken olacak ama bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Son bölüm olsun. Ama şöyle bir durum var. Ben vampirlerle sefer kazanma başarımını almamışım. Yani ben o başarımı almak için bu sefere devam edeceğim. Onu da videoya çekerim. Kanala koyarım. İzlemek isteyen izler ama böyle şey yapmayacağım yani. Çok böyle yoğun, muhabbetli, işte ne bileyim yükleme süreleri kesilmiş falan bir şey olmayacak. Birazcık sıkıcı olabilir yani. Baştan söyleyeyim, öyle ekstra bölüm olarak koyacağım. Ekstra bölüm 1 falan gibi bir şey koyacağım. Onları da izlemek isteyen izler ama normal seriyi burada sonlandıralım. Bundan sonrası şöyle uzun sefere giderken durumlar nedir ona da bakayım. Bütün imparatorluğu kontrol altında tut. Ya kendinin olsun ya da müttefiklerinin olsun diyor. Yani bir gün Wörthe'ye de savaş açmamız gerekir. Ama halledilir, sorun değil. Rak topraklarını yok etmek zaten çok kolay. Kısa sürecek. Onu benim yerime zaten Haynuk yok edecek. 75 yerleşim yeri lazım olacak işte. İmparatorluk topraklarını alınca 75'e ulaşılır mıyım bilmiyorum ama yani Skryre'ye alırız, Northgate'e alırız, bir şey yaparız. Çok da zor olmaz diye düşünüyorum. ben bu seferi uzun sefer zaferine ulaştırırım. Yani şey yapmam. Oyun sonu senaryoları açık ama onlarla uğraşmam ama uzun sefer zaferine ulaşır. Onları da dediğim gibi kanala ekstra bölüm olarak yüklerim. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica ederim. Ayrıca yarın da muhtemelen yeni bir ya da dur bakayım yarın demeyeyim şu an dur. O cümleyi geri alalım arkadaşlar. Çünkü yeni bir seri başlamış da olabilir. Günleri biraz karıştırdım. Ferro serisine başlayacaktım. Hangi gün NBA bitiyor falan onun şeyinde değilim. Neyse efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyeyim o zaman. İzlediğiniz için tekrar teşekkür edeyim. Haydi kendinize iyi bakın. Bilediğim güzel tipiyle bitirelim bu arada. Yaklaşamadık. Neyse. Haydi güle güle.